Efendim iyi günler, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Şu sıralarda 444 sistemini protesto etmek için Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu KESK üyeleri Ankara'da yürümek istiyor ama şu sırada da yürüyemiyor. Şu sıralarda Başbakan Erdoğan'ın Seul dönüşü İran'a inmesi bekleniyor. Şu sıralarda mahkemelerde bir şeyler oluyor. Bunları konuşacağız. Elbette Suriye'yi de konuşacağız. Çünkü Başbakan'ın İran gezisindeki en önemli madde bu olacak malum. Yurt Gazetesi yazarı Cüneyt Ülsever'le konuşacağız. Cüneyt, önce sana göre bütün bunlar 444 Suriye, terörde yeni strateji deniyor vesaire. Türkiye'nin bugün ve bugünler itibariyle en önemli maddesi ne? Valla çok zor, yani çok zor bir soru sordun. Çünkü bence hepsi öyle bir gündem içindeyiz ki hepsi birbirinden zor. Hı hı. Yani 444 belki bugüne bir şey söylemeyecek ama eğitimle oynamak bir ülkede o ülkenin kalbiyle oynamaktır. Nasıl yani bir kalp ameliyatı yapılır hastaya, o kadar önemlidir. Eğitimle en ufak oynama bizim bütün gelecekteki kan deveranımızı, vücudun nasıl işlediğini gösterecek. Yani nasıl insanlar yetiştireceğimizi gösterecek. Öte yanda Suriye bence giderek, şu anda şöyle bir soru sorsan, hükümetin başındaki en büyük bela nedir diye sorarsan Suriye'dir derim. Çok kesin bir şekilde. Türkiye'nin 444 belki. Yani Türkiye'nin biraz yani hem 444 yani sorun olarak. Ama yani bu güncel sorun olarak, yani önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye'nin başını sıkı belaya sokabilecek mesele nedir diye bir soru olursa ben çok kesin Suriye olabilir derim. Peki şimdi Suriye'yi de konuşacağız, diğer maddeleri de konuşacağız. Bu arada aslında manşete çıkması gereken bir başlık var. Bu ülkede çok yakın bir zaman öncesinde Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim, biliyorsunuz, terör örgütü yöneticisi olmaktan suçlanıyor ve yargılanıyor. İlker Başbuğ'dan söz ediyorum elbette. Dün savunma yapmadı, sadece birkaç dakikalığına neden savunma yapmadığını anlattı. Şimdi bu konuda çok çarpıcı hem haberler var, Balyoz Andıcı vesaire, Balyoz internet andıcı gibi konularda. Hem Başbuğ'un iddianameyi satır satır okuduğu belli olan birinden çok sürpriz notlar var. Hem isim itibariyle olabilir hem de notlar itibariyle olabilir sürpriz nitelemesi. Ama önce bir kısacık tur atalım. Her zamanki gibi bir mahallenin tozunu alalım. Şimdi günün haberi değer misiniz bilmiyorum ama Türkiye'de kimileri belki çıkıp 444 eğitim sistemiyle ve muhafazakarlaşmayla bağlantısını kurabilir. Bana sorarsanız Türkiye'nin artık özellikle erkeklerinin bilinçaltlarına yerleştirdiğimiz korkuların en tuhaf tezahürü. Habertürk gazetesinde görüyoruz o haberi. Yukarıda görüyorsunuz, rüyada aldattı diye bıçakladı. Şimdi 8 aylık evli bir çift, koca henüz 19 yaşında ama belli ki toplum adına toplum denen o muhafazakar mahallenin bütün kodlarıyla donanmış, donatılmış. Rüyasında 18 yaşındaki eşini birisiyle aldatırken görmüş. Hani birisinin kim olduğunu bile belki bilmiyor. Uyanmış, bu yüzden kavga etmişler ve karısını 15 yerinden bıçaklamış. Kadıncağız yani hakikaten düşünebiliyor musun, rüyamda seni biriyle bu çocuklar gördüm. Öldürmemiş galiba, bıçaklamış, rüyada öldürüp. Birkaç ama yani birkaç bıçak vurmuş. Rüya, evet, 15 bıçak. Yani öldürmemiş, şimdi alt başlıkta öldürdü diye görüyorum da. Öldürmemiş ama bayağı ağır yaralanmış. Öldürememiş diyelim ona, öldürmemiş değil. Doğru, yani kıyıp da öldürmemiş, kıyamamış da öldürememiş değil. Yani hani inanılır gibi değil ama
Şimdi bu kadar büyük bir korku nedir? Şimdi yani bakın bu olayı yani rüyasında gördüğünü gerçek sanmak, yani gerçekle gerçek olmayanı birbirine karıştırmak, şizofreniye, hatta şeye de döndüğüne göre, yani fiziki harekete de döndüğüne göre psikopatiye giden bir şey. Yani bu açıdan münferit olarak bakılabilir. Ama bu kişinin nasıl kodlandığı çok önemli. Yani psikopat bir kişi karısını rüyasında görüp bundan çok etkilenip 5. kattan kendini de atabilir. Yani kendi canına kıyabilir. Ben böyle bir hayatta yaşayamıyorum diye. Bu son zamanlarda tabii çok net ortaya çıkan Türkiye'nin hangi damarı derseniz deyin ama bir gerçeğimiz var ki bizim damarlarımızda erkeğin kadına zulmü var. Ve erkek bunu kendinde hak olarak görüyor ve kadını kendisinin arkasından gelen, yani çok özür dilerim burada hani Nazım Hikmet'e belki atıfta bulunmak gerekiyor. Yani sofradaki yerini hayvanıyla neredeyse eşit gören, rüyada veya gerçekte bir de orada bak bir de erkek olarak söyleyeyim. Nasıl bir aşağılık duygusu var ki? Şimdi bir erkek beni aldatıyor cümlesinin içinde, onun bu korkunun içinde kendine güvensizliği de yansıtmaktadır. Şimdi bu çocukcağız yani 19 yaşında bir de rüyanın artık etkisi ama altında kalıyor. Ama korkuların zaten temelinde bir parça bu duyguda yok mudur? Evet. Yani hani korku zaten bakın en büyük korku kendinden korkudur. Tabii. Yani insanın en hayatta korktuğu en önemli varlık kendisidir. Kendi çaresizliğinden korkar, hı-hı, kendi çapsızlığından korkar, kendi yeteneksizliğinden korkar. Ve hatta hurafeler yaratıp kendisini olduğundan yeteneksiz olarak da görür. Ve Türk erkeğinde de çok klasik bilinen ezelden beri işte karım, sevgilim veya işte beraber olduğum kişi acaba benim arkamdan cinsel olarak ne haltlar işliyor? Yani oturup da acaba bu kadın iş yerinde para çalıyor mu diye mesela düşünmez. Ne bileyim başka ahlaksızlık yapıyor mu diye düşünmez. Çünkü ahlaksızlık da bir tane değil. Çeşitli türleri var. Yalan söylemektir, yalan, bu dedikodu yalan yapmaktır. Söylüyor olabilir, bakkalı dolandırıyor olabilir, komşusunu aldatıyor olabilir. Hani ondan bir mal alıp geri ödemiyor olabilir. Etrafa borç takıyor olabilir. Yani ahlaksızlığın türü sonu yok ki. Ama bizim erkeğimiz veya şöyle söyleyeyim Yunanistan'ın doğusunda, biraz Yunanistan dahil ama Yunanistan'ın doğusundaki ülkelerde erkeğin aklına ilk gelen kavram eşi durumundaki kişinin kendisine cinsel anlamda kalleşlik yaptığına, kalleşliği de burada şey için de söylüyorum, olan inancıdır. Ay, koskoca profesörler hani pantolonlu işte böyle kıyafetli kadınları görünce tahrik olup da kapanma istemiyorlar yani işte mı Allah aşkına? Psikopat olmak için yani eğitimsiz olmak gerekmiyor. Doğru söylüyorsun. Yani ya da hurafelerle Yani şey de hatırlayın için. Yani yakalanan bir sürü hacı, hoca, şeyh var. Şeyhin peşinden giden insanlara bakıyorsunuz. İşte makine mühendisi, bilmem iktisat fakültesi mezunu. Yani bizim o şey kalıbımız da çok geçerli değil. Yani hurafenin yanlışın peşinden gitmek için illa cahil adam olmak gerekmiyor. Evet. Demek ki eğitim aslında, sadece cilayı alıyor. Aslında sırf bunu konuşmak bile hani bu programı süresine hatta yetmeyebilir. Ama konuşmamız gereken başka konular da var. İki başlık verip sonra sadede geleceğim. Efendim biliyorsunuz bu Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tahliyeleri ve yanlarında hiç adlarını söylemiyoruz ama Coşkun Musluk ve Sait Çakır adlı iki gencecik insanın da tahliyesini konuştuk. Şimdi bugün bir saat kadar sonra zannediyorum Avrupa Parlamentosu son derece bizim açımızdan önemli bir konuşmaya sahne olacak. Ahmet Şık Brüksel'de ve Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki gazetecilere yönelik davaları izlemek üzere kurulmuş komitede konuşacak bugün saat 12.30 itibariyle. Soruları da cevaplandıracak. Liberal grup üyeleriyle de ayrıca parlamentonun, Avrupa Parlamentosu liberal grubundaki üyelerle de buluşacak. Şimdi bakın Ahmet Şık'ın orada ne anlatacağı elbette önemli. Ama daha önemlisi Avrupa Parlamentosu üyelerinin, komitesinin onu dinlemek ihtiyacını hissetmesi. Yani
Ama bazı şöyle bir şeylerin... şey nihayet dinlemek ihtiyacını hissettim. Ama epeydir sahip çıktılar. Yani buraya heyetler gönderdiler aslında. Yani Avrupa Parlamentosu, AB en çok ilgilenen kurumsal yapıların başında geliyor. Sanki diyeyim o zaman ben de hani nihayet. Orta yolu bulalım. Orta yolu bulalım. Şimdi tabii onlar dışarı çıktı ama Ahmet çıktı zaten kendisini anlatmayacak. İçeride kalanları anlatacak. Çünkü o zaten öyle bir çocuk. İçeride kalanlar demişken biliyorsunuz Sait Çakır ve Coşkun Musluk'un tahliyeleriyle birlikte bir başka mesele daha gündeme gelmişti. Aslında hep var olan bir mesele gündeme gelmişti. Tek başına tecritte kalan iki meslektaşımız var malum. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan. Onların yanındaydı Sait Çakır'la Coşkun Musluk. Onlar tahliye edince yalnız kalmışlardı. Şimdi Tuncay Özkan'ın yanına Barış Terkoğlu, o da TV davasından yargılanan iki genç Barış var biliyorsunuz. O Barışlardan Terkoğlu, Tuncay Özkan'ın... WikiLeaks'te ünlü Türkler kitabının yazarları. Evet, WikiLeaks... Peki ünlü Türkler kitabının ikisi de yazar, evet. Onlardan Barış Terkoğlu, Tuncay Özkan'ın yanına gönderiliyormuş. Nazlıcan Özkan, Tuncay Özkan'ın cezaevi kapısında büyüyen kızı diyebiliriz. Hani çocuktu, şimdi bir genç kız olarak yazıyor. Onun tweetinden öğrenildi bu durum. Nazlıcan bir de çok bu haberi verirken öyle de bir... Tuhaf bir duygu işte en son görüyorsunuz demiş ki ya hani utanıyorum nelere seviniyoruz artık diye yazmış. Tabii utanması gereken ne Nazlıcan ne de onun bu mesajını paylaşanlar. Utanması gerekenler utanmadığı sürece galiba bizler onların yerine de utanacağız. Yani Nazlıcan belki onların yüzsüzlüğü karşısında bari onların yerine ben utanayım diye olabilir çocuklar. Bir de şunu söyleyeyim yani Mustafa Balbay'ın yanına da muhtemelen bir isim verildi. Belki o da diğer Barış olabilir. Onu bilmiyoruz henüz. Bunu çünkü zaten Nazlıcan'ın tweetinden öğrendik şu an itibariyle. Ve gazeteciler meselesi derken Özgür Gündem gazetesi kapatıldı biliyorsunuz bir aylığına. Adalet Bakanlığı'ndan dün bir mail gelmişti. Fakat ben program bitmek üzereyken o maili gördüğüm için verememiştim. Bugün bir iki gazetede var galiba. Bu yeni TCK'daki değişikliklerle artık gazete kapatma olmayacak diyor Adalet Bakanlığı. Umarız olmaz. Ama başka nedenlerle kapatılır ya da başına bir iş gelirse zaten onu gazetecilikten saymıyorsunuz. Aynı kapıya çıkıveriyor. Onlar mesela tecavüzden kapatılabilirler. Mesela. Neyse Hasan Cemal'in yazısı bugün... bir başka ülkede olsa kıyameti kopartması gereken, hani demokrasi iddiasındaki, demokrasiyle yönetildiği iddiasındaki bir ülkede olsa kıyametin kopması gereken bu konuda neden sessiziz diye soruyor. Bana göre günün sorusunu soruyor. İzleyelim, devam edelim. Bir gazete, Özgür Gündem, mahkeme kararıyla kapatılıyor. Ses yok. Bazı köşelerdeki tek tük tepkilerin dışında geçiştiriliyor. Niye? Sesimiz neden gürü çıkmıyor, çıkamıyor? Niçin itiraz etmiyoruz? Haber değeri mi yok? Hasan Cemal, Milliyet. Evet. Sorunun cevabı aslında var mı? Yani var da. Yani biz tekrar konuşmaya gerek var mı? Uzun süredir böyleyiz. Yani Aydınlık Gazetesi basıldığında, oradaki insanlar tutuklandığında da Türk basının hiç sesi çıkmamıştı. Hiçbir yerde bu gazete haberi olarak yer almadı. Bu tutuklanan gazeteci arkadaşları telin etmek üzere, onların durumunu telin etmek üzere. Galatasaray Meydanı'nda toplanıldığında da ben etrafta fazla gazeteci görememiştim. Yani bir kere bence bizim en büyük sıkıntımız ve derdimiz toplum olarak benim demokrasim, senin demokrasinden bahsetmemiz. Bunu basına indirince de biz maalesef, yani benim basınım, senin basının diye ayrımlar yapmak durumundayız. Hatta içeride işte salınmayan arkadaşların ne kadar sevildiği ama içeride kalan arkadaşların da sevilmeyen arkadaşlar olduğunu tartışabilecek kadar seviyesini yani düşük tutan bir basının içinden geldiğimizi de yani inkar etmeyelim. İnsanlara olan şahsi görüşlerimiz ile
onların hukuki mücadelelerini birbirine karıştıran insanlarız. Bence bu hepimizin ortak, müteselsil sorumlu olduğumuz ayıbımız. Yani burada kimse ayırt etmek istemiyorum, bu ayıba ben de dahilim. Hepimiz işimize geleni galiba görüyoruz, işimize gelmeyeni görmüyoruz. Yani Aydınlık Gazetesi'ne o zulüm yapıldığında da insanların bir kısmı Aydınlık Gazetesi'nin fikirleriyle uyuşmadığı için, buradaki savunulan görüşleri benimsemediği için bunu hiç duymazdan, görmezden ve işitmezden geldiler. Aynı şekilde şimdi Özgür Gündem Gazetesi, bir de Özgür Gündem Gazetesi, hani Kürt sorununda yeniden bir güvenlikçi denilen Şahin politikaya geçiş dönemine rast gelmesi de iyice şey yaptı. Böyle bir de yani son dönemin yani. Gerçi tabii öyle bir dönem olsaydı kapatılmazdı. İşte kapatıldı, hani böyle bir dönemde kapatıldı. Şimdi bunların tartışılıyor olması şey ama yani evet. Özgür Gündem kurulduğundan beri başı hep belada yaşayan bir gazete. Yani bunu da inkar etmeyelim. Yani bir Özgür Gündem'in başına belalar bu hükümetle falan gelmeye başlamış değil. Tabii. Yani Özgür Gündem'in var olduğundan beri galiba geçenlerde bir gazetede gördüm. Çıktığı gün sayısının yarısı kadar zaten ceza yazıp bir yayınlanmamış bir gazete. Bir de bombalanmış yani bildiğimiz bombalanmış ve gazetecilerin öldürüldüğü bir Türkiye'den. Hani öyle bakarsan hiç değilse yaşıyorlar. Hasan Cemal de aslında onu söylüyor. Hani hiç değilse diyor canları sağ ama diyor hani gele gele de buraya kadar mı gelebildik? Bilmiyorum. Şimdi senin gazeten Yurt bugün dört dörtlük eylem diye çıkmış Yurt gazetesi. Aydınlık'tan söz etmiştin. O da dört dörtlük yanıt diye dünün dünkü olayına, CHP'nin mitingine. İşte şeyde evet. Tandoğan'daki parti toplantısına böyle koyalım adını nasılsa. Hı-hı. Bunlar pozitif bakan gazeteler. Aydınlık hazır değilmiş içeride. Şöyle göstereyim o zaman. Onlar da dört dörtlük yanıt diye verdiler. Çünkü gazeteyi hani hepimiz suçluyuz müteselsil olarak dedin. Görmemek bile bazen çok farklı yorumlanabiliyor. Yok saymak gibi. Hayır. Onun için göstermek ihtiyacını hissettim. Şimdi bu dört dörtlük yani daha doğrusu dört dörtlük miting ya da yanıt denilen gazeten Yurt'un dört dörtlük eylem dediği mitingi bazı gazeteler hiç görmemişler. Bazı gazeteler içeride çok küçük görmüşler. Örneğin Taraf gazetesi fiyasko olarak nitelendirmiş. Kalabalık Tandoğan'da beklenenin altında kaldı. Meydan tam olarak dolmadı diye göremez. O fotoğraf var ya yaşlara 5 yıldızlı zulüm evi. Onun altındaki fotoğraf Kuvayi Tandoğan başlığıyla verilmiş. Bir resim altı gibi zaten bir izlenim olarak verilmiş. Şimdi hani bazı konular vardır ki subjektif bir işte mesela din eğitimi öyle mi olmalı böyle mi olmalı tartışabilirsin. Ama bir alanda mesela Melih Gökçek tweetinde demiş ki iddiasına girerim 7000 kişiyi geçmiyordu demiş. Hani ya sayı saymayı bilmiyoruz ya başka bir şey diyesim geliyor. Tamam hani 50.000 100.000 kişi değil ama 7.000 kişi asla değil. İşte ilgi vardı yoktu vesaire. Bu şey bakış yani bu körlük ne peki? Bu körlük işte adı üzerinde yani sadece ben tarafı kastetmiyorum. Biz meselelere hep taraf olarak bakıyoruz. Ve o olayı daha a priori önden işime gelen veya işime gelmeyen olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bakın dört dörtlükte paketle ilgili her şey tartışılıyor. Ama kusura bakılmasın CHP de dahil paketin içinde ne var? Yani müfredatın ne olacağı konusunda hiç kimse bir tartışma yapmıyor. Dört dörtlükle ilgili bence en önemli problem demin bir kalp bypass ameliyatına benzettim. Bu bypass ameliyatına hazırlık ameliyat 4 saat 5 saat sürüyorsa 30 saat 40 saat bir hazırlık yapılıyor. 50 bin tane doktorun görüşü alınıyor her şey ölçülüyor. Şimdi eğitimle ilgili bir yeni karar alındığında bence bu meselenin en önemli zaafı bunun her safhada tartışılıyor olması lazım.
Yani bunu uzmanlarının tartışıyor olması lazım, ana muhalefetin tartışıyor olması lazım, baskı gruplarının tartışıyor olması lazım, eğitime gönül vermiş insanların tartışıyor olması lazımken Milli Eğitim Bakanlığı bile tartışmadı bu konuyu bakın. Bunun en önemli tarafı bu. Bu doğrudan doğru AK Parti'nin içinden ve burada bir subjektif şey kullanmıyorum, bence objektif bir saptamadır. 28 Şubat'ın doğrudan intikamı olarak, yani siz o zaman bizim elimizden İmam Hatipleri geri aldınız, biz şimdi verdiğimiz kaleyi geri alacağız mantığıyla geldi bu. Yani din eğitiminin nasıl yapılacağına dair bile, dikkat edin, bu yasayı savunanlarda doğru düz bir görüş yok. Şimdi biz bunu bırakıyoruz, bunu tartışmıyoruz da işte sahada 7000 kişi mi vardı, 8000 kişi mi vardı? Bir belediye başkanını nereden ilgilendiriyor? Yani onu da anlamak mümkün değil. Önce zaten bir haber çıktı, müsaade etmeyecek dendi. Yani haddi midir bir belediye başkanının bir ana muhalefet partisinin miting yapmasına engel olmak? Biz bu işi bu parçasıyla tartışmaya burada başlıyoruz. Mesela Ankara Valiliği açıklama yaptı, keskin eylemine izin vermeyeceğiz diye. Şimdi mesela bu da doğal karşılanmalı mı acaba? Yani bir protesto gösterisi yakıp yıkmadığı sürece olabilir, olamaz. Sen bakın, ne düşünüyorsun toplumun konuda? Bu kadar önemli bir damarıyla ilgili, kalbiyle ilgili karar verirken buna tepki koyacak, bu konuda görüş beyan edecek herkesin hakkını sonuna kadar savunan devlet hukuk devletidir. Hı. Yani valinin orada ya iktidar ne diyor, iktidar bu işe, ben bu iş yüzünden bana kızar mı diye bakması yerine ana muhalefetin veya şu sendikanın hakkını ben koruyamıyorum diye bakabilmesi lazım. Ama bizim toplumumuz oraya varmış durumda değil. Bizim valilerimiz, bizim belediye başkanlarımız bir mesele ele alındığı zaman biraz da başbakanın yarattığı şahsi korkuyla ya acaba buradan bana bir zılgıt gelir mi, ben buradan bir zarara uğrayabilir miyim? İlk sayıkimiz bu hale gelmeye başladı. Gazetelerde basılırken böyle basılıyor. Yazı işleri toplanırken de böyle toplanıyor. Hatta neyin haber olmayacağı daha önemli hale gelmeye başladı. Hmm. Herkesin temel bir korkusu var. Ya ben yanlış bir adım atarsam başta başbakan olmak ve onun kışkırtmasıyla hükümetin diğer üyeleri ve ellerindeki devlet gücü benim üzerime gelir mi gelmez mi? Türkiye bu çerçevede meseleleri tartışmaya başladı. Ama niye dediğim ama gibi bakın eğitimin içinde ne var? Yani bana ne olur bir Allah'ın kulu çıksın desin ki bu kanun geçtikten sonra din eğitimi şöyle reforme edilecek, şöyle düzelecek ve halkın taleplerine şöyle cevap verecektir. Bunu bile bilmiyoruz. Örneğin İmam Hatipler 2. 4. yıla girebilecekler ama meslek okulları girebilip mi giremeyecekler mi? Ne bileyim ben, bir yandan başbakan diyor dershaneleri kaldıracağım ve bir yandan bir bakan diyor ki Robert Kolejler, işte yabancı okullar, ortaokul açacaklar. Şimdi ortaokul açınca zaten sınavla giriş yapacaklar, dershaneler daha ön plana çıkacak. Yani söylenenlerin bile birbirini tutmadığı. Şimdi mesela şöyle sorular da var. Bunlar anlamlı sorular mı sence? Şimdi din eğitimi 2. 4. yılda verilecek. Bu din eğitiminden kasıt kimilerine göre mesela Kur'an'ın okunması, bir tür hafızlığın da belki kapsayacak bir eğitim biçimi, namaz kılmanın çocuklara gösterileceği bir ders biçiminde geçebilir deniyor. Şimdi hatta şunu söyleyenler oldu. Yani bir koridor okulda, işte burada fizik dersi yapılıyor, burada Kur'an okunuyor. Şimdi mesela bunlar da işin içinde olacak mı? Yani bunlar anlamlı sorular mı sana göre? Yani o yasa teklifinin şu anda mecliste tartışılmakta olan yasa teklifinin içinde bunlara yönelik bir işaret var mı? İşte ben de onu söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Daha açıyorsun. Yani bunu ben göremiyorum yasa teklifinin içinde. Yani sorunun özü şu. Laik eğitimle, hı hı, dine dayalı eğitimi aynı binanın içinde nasıl vereceğiz sorusu veya verebilir miyiz? Vermemiz doğru olur mu sorusunun bile cevabı yok. Yani şimdi Kur'an kursuna giren bir kız çocuğunun başını bağlaması gerekir. Bunu nerede başını bağlayacak, nerede başını açacak? Yani bunlar çok basit konular gibi gözüküyor ama bakın bunlar pedagojinin çok temel meseleleri. Çünkü konuştuğumuz insanlar 8-9 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Şimdi bunlar konuşulmadan, daha doğrusu hala İmam Hatipler ortaokul açacak mı açmayacak mı? Acaba din dersi seçmeli ders olarak 2. 4. yılda
Öğrencilerin talebi üzerine gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Efendim nasıl olsa istedi derde vermediler mi, Kürtçe dersi de olacak mı, olmayacak mı diye bir kakafoniden bahsediyoruz. Ama konuştuğumuz konu bu ülkenin gelecek 25-30 yılını tarif edecek bir konu. Beni rahatsız eden bu. Beyefendi yeterlik önergesi vermek zorundayım. Peki efendim siz daha şimdi büyük bir role sayıda, sahip olduğunuz için. Estağfurullah. Çok sayıda mail geliyor. Sedat Ekmekçiler, Akar Duru, Meral Gürbüz, çok daha fazla sayıda isim belki saymam gerekiyor. Şimdi bu konu hakikaten önemli. Herkesin bu ismini saydıklarımın da çok önemli bölümü kamu emekçileri yollara düştü bu yasayı protesto için ama izin verilmiyor diyen demin söylediğimiz konuyla ilgili. Ama maalesef burada kesmek zorundayım çünkü konuşmamız gereken iki önemli başlık daha var. Balyoz'u konuşacağız değil mi? Balyoz'u konuşmak durumundayız. Şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde önce onu vermem lazım. Bu Balyoz davasında ek delil dosyalarında yer alan ses kayıt çözümleri manşette. Deprem dede Balyoz'da. Şimdi hemen o da mı sanık işte şüpheli falan demeyin. Haber şu. Meğer bu toplandılar ve darbe konuştular. Yüzlerce kişi nasıl bir toplantı darbe konuşulabilir sorusu tamamen bir kenara. Toplandılar ve darbeyi konuştular denilen 1. Ordu Semineri'nde 2003 yılındaki deprem dede olarak bilinen Profesör Ahmet Mete Işıkara varmış. Yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ali Cafer Akyüz hatta konuşmuş, bir konuşma yapmış. Ve dahası İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman Ali Müfit Gürtün'e varmış. Şimdi bunlar varmış. Bir de biliyorsunuz bu internet andıcı çerçevesinde ve bütün bu darbe paketinin içinde İlker Başbuğ bir eski genelkurmay başkanı yargılanıyor. Programın başında sözünü ettim. Söyledikleri de imzası kadar ilginç. Taha Akyol'un bugünkü yazısından bir de bu iddianamesini dinleyelim. Ondan sonra bu konuya geleceğiz. İşte bakın Taha Akyol bugün bu konuda neler yazmış. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, iddianamenin 34. sayfasına göre Ergenekon terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden biridir. Fakat aynı iddianamenin 39. sayfasına göre Başbuğ, üst düzey değil, ara yöneticidir. Peki hangisi? Karmaşık metinleri yazarken hepimizin başına gelebilecek bir sürçülisan mıdır bu? Sanmıyorum. Başbuğ bir terör örgütüne bağlamanın zorluğundan kaynaklanan tanım sıkıntısının göstergesidir. Bir genelkurmay başkanını terör örgütü mensubu sayarsanız onu örgütün neresine koyarsınız? Tepesine yerleştirseniz uymamış, ortasına koysanız yakışmamış. Daha ilginci, Başbuğ'un genelkurmay başkanı olduktan sonra terör örgütü kurmuş ve darbe hazırlamış sayılmasıdır. İddianameye göre suç tarihi Başbuğ'un genelkurmay başkanlığı dönemidir. Demek ki Başbuğ, genelkurmay başkanı olmadan önce darbe çalışmalarına ve terör örgütüne katılmamış. Sarı Kız'da, ay ışığında yok. Hatta o zaman orduda müdahale karşıtı grupta yer aldığı kesin olarak bilinmektedir. Fakat genelkurmay başkanı olunca terör örgütünün orta veya üst yöneticisi oluvermiş. Başbuğ'a yöneltilen suç, cebir ve şiddet kullanarak hükümeti de ortadan kaldırmaya veya görevini kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüstür. Halbuki Başbuğ'un sadece şahsen değil, genelkurmay başkanlığı yaptığı dönemde kurumsal olarak da hükümete karşı askeri nitelikli hiçbir cebir ve şiddet tavrı olmamıştır. Başbuğ'un böyle bir durumunun olmadığını itiraf eden iddianame ama örgüt üyelerinin hepsinin cebir ve şiddet kullanması gerekmez diyor. Evet öyle, fakat bir kimseye terör örgütü yöneticisi diyebilmek için o kimsenin bizzat şiddet yapmasa da şiddetle yoğun ilişkisinin olması şarttır. Başbuğ hakkında bu yönde bir iddia bile yoktur. Taha Akyol, Hürriyet. Hani
İşte taraf olmak ya da sürekli muhalefet yapmak da eleştirilen bir kişi olarak eklemek isterim. Vallahi ben demedim, Taha Akyol dedi. Peki Cüneyt Ünsever şimdi ne dedi? Şimdi burada tabii şu var değil mi? Taha Akyol'un bunları yazmış olması biraz sizleri şaşırtmış ki bu yazı gündeme alınıyor. Şaşırtmaktan ziyade yani önemli buldum. Onu söyleyeyim yani. Şimdi ben de samimi olarak söyleyeyim. Taha Akyol'un genellikle hükümet lehine tavır aldığı ön yargısıyla hareket eden kişilerden biri de benim. Hı hı. Ama bir yazımda da belirttiğim gibi aynı zamanda Taha Akyol Türk medyasında en fazla analitik düşünen, en fazla araştırmacı olarak davranan 2-3 gazeteciden biridir. Söyleyeceklerinin sadece altına imza atmaktan başka yapılacak bir şey yok. Bir kere şunu da söyleyeyim. Yumurtaya can veren Allah'ın 27-28 Şubat döneminde 7 davada yayınlanmış, yargılanmış adam Cüneyt Ünsever olarak bunları söylüyorum. Mesela başbuğ derdini bile anlatamadı. Lav silahları ile şu borular niye dedi? Vay sen buna nasıl dersin diye. Halbuki toprak altına gömülen lav silahları kullanılmış silahlardı. Lav silahları da bir daha bir kere kullanılıyor. Ondan sonra boru haline geliyorlar. Ve sadece Erat'ın eğitimi sırasında hani nasıl tutulur, nasıl bilmem bakılır diye şey yapılıyordu. Bunu bile biz Türk basını olarak vay sen buna boru dedin diye kendisine kızdık. Hakikaten dünyanın hiçbir yerinde 700 bin kişilik bir orduya hükmeden bir kişinin gizli terör örgütü kurması. Yani niye doğrudan darbe yapmıyor da gizli örgüt kuruyor sorusunun cevabını bence kimse veremeden bu dünyadan hepimiz göç edip gideceğiz. Kaldı ki ikincisi madem böyle bir örgüt kurmuştu, o Genelkurmay Başkanlığı sırasında bu şeyler çıkmıştı ortaya. Yani hakkındaki yazılar çıkmıştı. Niye hiçbir soruşturma yapılmadı da daha da sonra bir sene kadar, bir buçuk sene kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı? Bunlar hep tarihte soru işareti olarak kalacak veya bir gün birileri çıkıp cevabını verecek. Şimdi benzer bir durum Balyoz veya genel Ergenekon davalarında da var. Bakınız biraz iki sene, bir buçuk iki sene evveline gidelim. 7000 sayfalık iki tane Ergenekon iddianamesi yayınlandı ve hiçbirimiz bunları Türk gazetecileri olarak okumadık. Bir tek bunların 7000 sayfasını da Garrett Jenkins adında galli bir gazeteci okudu. Bir de Sedat Ergin okudu galiba. Ya da Balyoz'u okudu. Balyoz'u galiba okudu ama o da sonradan okudu. Yani bizim aramızda ilk önce bize yol gösteren kişi Garrett Jenkins oldu. Ve bu kişi iki davada yüzlerce hata buldu ve çelişki buldu. Örneğin hatırlıyorum birinci iddianamenin 412. sayfasında Şener Eraygun öldürülecekler zararlı insanlar listesinde iken bir başka bölümde davanın lideri Ergenekon'un lideri olarak takdim edildi. Hatta o zaman da işte Taraf Gazetesi'nden bazı arkadaşlar Garrett Jenkins'ı işte Kemalist batılı falan olarak da şey yapmak istemişlerdi ama Ergenekon davasına iddianamelere ilk darbeyi vuran Garrett Jenkins olmuştur. Sonradan Danny Roderick, Çetin Doğan'ın damadı, profesör doktoru Danny Roderick Amerika'da bir şey yaptı ve bu ünlü 11 ve 17. sayılı CD'lerin içinde 40 bin tane tahrifat, değiştirme, sonradan eklemeler olduğunu şey yaptı. Şimdi Kasım ayında, geçen Kasım'da nihayet davanın ikinci, üçüncü yılında mahkeme bu belgeleri savunmaya verdi. Ve savunma şimdi galiba adı Arsenal olan bir Amerikalı bilişim şirketinden bu iki CD'yi işletmiş, denetleşmiş ve çıkan rapor hakikaten içler acısı. İşte en azından 17. şeyde galiba 76 tane hatalı şimdi bilgi ve tahrifat var. Şimdi şöyle bir şey var o raporda. 2006 ortasında sürümü yapılan Kalibri tipi yazıyla ve XML şemasıyla teknolojiyle yapılmış. Fakat iddia o ki bunun ortaya çıkmasından sonra örneğin Mehmet Baransu Taraf Gazetesi'nde günlerdir diyor ki iyi ama diyor güncelleme yapıldı diyor. 2003'te ana metin vardı. Ana strateji vardı. Sonra diyor güncelleme yapıldı. Çünkü neden bunlar bir de söyleniyor? 2003 tarihinde olmayan sokak isimleri, 2003'te olmayan kurumlar
görevler var bu dosyada diye. Peki güncelleme yapılmış olamaz mı hakikaten? Şimdi bu güncelleme yapıyor iddiasında bulunan kişiler ya bilerek ya bilmeyerek saptırmaca yapıyorlar. Çünkü 2006-2007 yılında güncelleme yaptı adıyla söylenen ilavelerde bile yargılanan subaylar, komutanlar 2003'teki görevleri ve unvanlarıyla geçiyor. Şimdi bakın ben bir yıl evvel 2003'teki görevleri ve unvanlarıyla geçiyor. Yani şimdi benim hakkımda bir CD bulunsa, ben bir yıldır Hürriyet'te çalışmıyorum. Bugün itibariyle Hürriyet Gazetesi'nde çalışan Cüneyt Ülsever diye geçse burada. Mesela ben artık Hürriyet Gazetesi'nde ve ben hala yargılanmamda temel olarak bu alınıyor anladım. Olsa, temel unsurlardan biri olarak bu alınıyorsa, bunun adına güncelleme demek mümkün değildir. Zaten yapılması gereken şudur, mahkeme, şimdi iddianame bunları esas saydı. Savunmada dedi ki burada tahrifat var. Yapılması gereken mahkemenin bu şeye itibar etmesi şart değil. Bilişim şeyine. Ben başka bir bilirkişi istiyorum diye Türkiye'de genel kabul görmüş, genel saygı uyandıran birkaç kuruma bile birden şey yaptırması lazım. Ama mesela sana göre Yıldız Teknik bir devlet okulu aynı zamanda. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptırılan, o da TV'de mesela Müesser Yıldız'ın ve zannediyorum Soner Yalçın'ın da bu konudaki işte daha sonra yüklenmiş imajlar olduğu iddiasıyla bir rapor hazırlandı, bakıldı. Yıldız Teknik kabul görmedi. Sadece TÜBİTAK dendi. Evet, çünkü yani burada açıkça yapılan saymayoz dendi. Yani ben işime geliri sayarım, işime gelmeyeni saymam dendi. Şimdi aynı şey, bakın şu anda yapılması gereken, yani şu anda Balyoz davasında savcı son mutalalarını veriyor. Yani dava sona eriyor. Davanın durup mahkemenin ben Arsenal'le esas almıyorum bu çünkü savunmanın getirdiği ola ki taraflı bir bilişim çalışmasıdır. Ben tekrar bu konuda bilirkişiye başvuracağım demesi lazım. Şu anda bunlar sanki yokmuş gibi davranıyor. İşte birkaç tane arkadaşın eline bilgi veriliyor. Bunlar oturuyorlar işte güncelleme yapıldı diye akılları sıra kafa karıştırıyorlar ama galiba özür dilerim ama kendileri bile okumamışlar ellerine verilen bilgide ne yazıyor diye. İşte dediğim gibi yani Cüneyt Ülsever Hürriyet'te çalışıyor. Misali 2007'de komutan hala 2003'teki unvanı ve görevinde gözüküyor. Çoktan tayini başka yere çıkmış, unvanı değişmiş. Böyle bir kargaşadan Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk beklemesi. Benim de taktığım dava bu. Cüneyt Ülsever, 4-3 dakikamız falan kaldı. Bu konuya devam edelim mi yoksa Suriye'ye zaman ayırmak ister misin? Suriye'ye devam girelim. Sana sormak yani durumundayım. Muazzam, ben şimdi sizin bu demokratlığınız karşısında hiç alışık değilim. Hani, oğlum böyle yapacağız, ben buna alışırım yani. Yani hayır çünkü gayet güzel anlatıyordum. Ben de böyle hani soru sormayı unutup dinlemişim. Ama sen Suriye'yi önemsediğin için. Suriye'ye ben başında söyledim. Türkiye'nin şu anda başındaki en büyük bela Suriye'dir. Neden? Türkiye şu veya bu nedenle, onlara başka bir zaman gireriz. Suriye politikasını %100 değiştirdikten sonra bu politikanın yanına Amerika Birleşik Devletleri'ni evvel emirde alıp hareket edeceğini zannetmiştir. Hı hı. Obama çok açık bir şekilde Kasım'a kadar beni unutun ne yaparsanız yapın ama illa bana bir netice getirin demektedir. O halde ikinci çare komşularıyla beraber hareket etmek istedir Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bunun içinde en büyük şey Arap Birliği'dir değil mi? Bize yardımcı olacak olan. Arap Birliği evvelsi gün itibariyle Esad'ın çekilmesini talep etmediklerini beyan etmiş. Ve şeyde yapacakları, Bağdat'ta yapacakları toplantıda da Arap olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin davet edilmeyeceğini ilan etmiştir. Yani komşularla da beraber bir şey yapmak mümkün değil. Toplantıya girerken senden duydum. İran'a giden şeye Ahmedi Necat daha havaalanına inmeden başbakanla biz Suriye'nin yanındayız demektedir. Hatta cümle şu, İran'ın Suriye ile ilişkileri geliştirmek açısından hiçbir sınırı yoktur ve bu ülkeye destek için her şey yapacaktır. Hani her şey lafı İran'dan gelince önemli. Rusya şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye'de ne kadar yanlış olduğunu konuşmaktadır. Hatta daha da yetmiyor. Bu Kürecik'teki füze kalkanı beni ne kadar ilgilendiriyor tartışması var. Obama da espriyle karışık ya bırak şu Kasım'a kadar başım bela da Kasım'dan sonra ben bu konuda gevşerim ifadesini kullanıyor. Geleceğin devi yani geleceğin bir numarası dünyada
ekonomik açıdan Çin. Zaten açık ve seçik bir şekilde Suriye'nin yanında. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye çok büyük bir çıkış yaptı. Ve bir takım beklentileri vardı. Yanına bazı müttefikler alabileceğini zannediyordu. Bununla da ben çok net söylüyorum ki Amerika'ya yaranmaktı derdi. Fakat şu anda Amerika Birleşik Devletleri dahil hiç kimseden yardım alamayan ama sınırında her an bir çatışmanın çıkabileceği dün Suriye, Lübnan'a girdi. Evet. Her an her şeyin olabileceği bir konumdayız. Üstelik de Türkiye'de işte bu SUK, Suriye Ulusal Konseyi denen şeyin de Türkiye'de bunları habire bir araya getiriyorlar ama bunların da Suriye muhalefeti içinde hiçbir değeri yok, hiçbir ciddiyeti yok. Ve giderek SUK'u da El-Kaide'nin teslim aldığını görmekteyiz. Yani Yurt Gazetesi'nde iki gündür çok feci resimler basılıyor. Evet. Bunlar gerçek resimlerdir. Yani El-Kaide'nin uyguladığı metotlarla insanların orada Suriye'de hükümete destek olanların kellelerinin kesildiği bir ortam çok var. Şimdi böyle bir çukurun içinde birdenbire Türkiye hani gemiden adam düşer de kim etti beni diye arkasına sorar ya birileri Türkiye'yi itiyor. Korkarım o birileri sonradan gemide kalıp Türkiye madem düştün başının derdine bak diyecekler. Burada bugüne kadar Dışişleri Bakanı da Başbakan da hiç frensiz gittiler. Araba onların arabası olsa beni ilgilendirmez ama araba hepimizin arabası. Ben bu bakımdan çok kaygıdayım. Bir çıkamayacaklar bu işin içinden diye korkuyorum. Ama yani sanki bir süredir biz de bir şey yapacakmışız gibi durmuyoruz. Bilmiyorum yani gerçi Davutoğlu bu konuda çok daha farklı tondan konuşuyor ama. Şimdi bakın ben mahallenin ortasında arkadan Ayşe gelecek varsayımıyla dayılandım. Narama attım. Ne Ayşe var arkamda ne Fatma var ne Ahmet var. Herkes bir yere çekildi hadi 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 sen diyorlar. Şimdi ben o naramı geri alamıyorum. Naranın üzerine gidemiyorum. Bir de bakıyorum ki naralandım adamın da yanında. O haksız bile olsa giderek uluslararası dengeler açısından şeyler büyüyor. Arap ve etrafındaki komşuları ya biz Esad'a git demedik. Türkiye'nin de bu kadar beraber hareket etmeye niyetli değiliz diyorlar. Amerika çok büyük ama Çin bir gerçek, Rusya bir gerçek. Onlar şeyin yanındayız diyorlar. Ve Orta Doğu'daki denklemin bir aktörü, en büyük aktörü Türkiye ise diğeri de İran. İran'da bak işte ben sonuna kadar Suriye'nin yanındayım diyor. Yani Ahmet Davutoğlu bence mahallede narayı attığıyla kaldı. Bakalım o naradan bakalım, nasıl geri dönecek. Göreceğiz. Şimdi hani Gönül ister ki eminim Cüneyt Ülsever de ister ki bu programın süresi 1,5 saat olsa da. Çünkü hakikaten konuşacak çok önemli şeyler var. Şimdi dün aslında yazmıştı ve dün vermeye niyet ettim. Olmadı, sürem gene yetmedi. Bugün keza ama Zaman Gazetesi'nde internetten özellikle bulabilirsiniz. İhsan Dağı'nın kendisi AKP'nin de çok yakınında, çeperinde bir isimdir. Zaman Gazetesi'nde İhsan Dağı. Ya, dünkü yazısını okumanızı öneririm. AK Parti Kürt sorunu niye çözsün ki diyor. Çok özetle dediği şu, hani ilginizi çekmek, dikkatinize sunmak adına söylüyorum. Özetle söylediği şu. Kürt sorununu çözmeye çalışmanın maliyeti Şahin politikasından, silahlı mücadele politikasından daha zor. Söylediği bu. Hı. Yani daha zor değil, bu daha kolay. Yani evet belki de aynı şeyi söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri açısından dövüşmeye devam etmek... Yani kamuoyu dolayısıyla oy meselesi olarak bakarsanız, seçim olarak bakarsanız çözmeye kalktığınızda karşılaşacağınız meselelerin büyüklüğü daha fazla. Ama çünkü biz nasılsa bu terörle yaşamaya alıştık. Bunun maliyeti o kadar yüksek değil diyor. Ben yazıyı okumadığım için kendisinden özür dilerim ama acaba siyaset yapmak ile devlet adamı olmanın farkında vurguluyor mu? Biraz belki. Yani bunu kim çözecek diye bir mesela tersten bir soru gelirse bunu çözecek adamın ben kesin olarak tarihe devlet adamı olarak geçeceğini de şey yapıyorum. Yani orada bir seçim meselesi ama evet, insan haklı. Ama... Ya 2014 hatta Anayasa Mahkemesi bozarsa bu Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var bu ülkede. Ben nereden oy gelir, dengelerimi nasıl kurayım diye muhakkak hesap yapıldı doğru. Belki. Yani İhsan hani... Taha Akyol'da da aynı şeyi konuştuk. Bazen bazı konuları kimin söylediği, yazdığı
da önem kazanıyor. Zaman Gazetesi'nde ve İhsan Dağı'nı yazması bu anlamda önemliydi. Çok teşekkürler Cüneyt Özener. Ben teşekkür ederim. Sana dar gelmeyecek programları kime versinler bilmiyorum ama hani en azından tekrar görüşüp nerede kalmıştık İnşallah, diye devam edelim. İnşallah her zaman emrindeyim. Efendim reklamlardan sonra görüşmek üzere. KESK Ankara'da 444 sistemi için protesto gösterisini yapabilecek mi? Şu an itibariyle hala belli değil. Başbakan Erdoğan İran'a ne mesaj götürecek, ne yanıt alacak? Gün yine çok sıcak. CNN Türk ekranlarından haberler alacaksınız. Ben yarına kadar hoşça kalın diyorum. Adalet arayan, özgürlük bekleyen arkadaşlarıma, başta sevgili meslektaşlarım olmak üzere herkese elbette sevgilerimi, yarın görüşmek üzere.